Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 2023 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2023 Ocak ayının genel başlıklarına şöyle bir kısaca bakalım. Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Kova burcunda yeni ay doğacak. Mars retrosu bu ay tamamlanıyor ve Oğlak burcundaki Merkür retrosu da ay ortasından itibaren tamamlanacak. Gezegeniniz Venüs ayın büyük bölümünde Kova burcunda ilerlerken ay sonundan itibaren Balık burcuna geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili boğalar, Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda parlıyor olacak. 23 Ocak'ta doğan Aralık'ta doğan Oğlak yeni ayının tesirleriyle aslında Ocak ayımız başlıyor. Umutlarınız var, planlarınız var geleceğe dair. Özellikle eğitimle ilgili akademik konular olabilir. Hukuksal işleriniz, görüşmeleriniz olabilir. Daha çok medya, basın, yayıncılıkla ilgili, iletişimle ilgili faaliyetleriniz, seyahat planlarınız bu ayın genel konularını teşkil edebilir. 7 Ocak'ta Yengeç burcunda 16 derece Yengeç burcunda dolunay meydana gelecek. Bu bir tamamlanma dönemi aslında. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış konular netleşirken daha orta vadeli baktığımızda Haziran ve Temmuz ayında yaşamınıza girmiş olan konuların sonuçlanması, tamamlanması da mümkün olabilir. Üçüncü evinizde bir dolunay meydana gelecek. Yengeç dolunayları daha duygusal etkiler taşır. Daha çok yakınlarınız, çevreniz, işte kardeşleriniz olabilir, ailevi konular, akrabalarınız, komşularınız olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir. Bunlarla olan ilişki dinamiklerinde sizi duygusal olarak etkileyecek bazı koşullar var. Bazı beklentileriniz de sonuçlanabilir. Örneğin bir eğitimin tamamlanması, ticari bir ilişkinizde bazı kararlar almanız, bir seyahat planının netleşmesi ya da kardeşlerle ilgili bazı hedeflerinize ulaşmanız bu dolunayla gündeme gelebilir. Dolunay 20 Ocak'a kadar olan sürecimde sizi de şekillendirecek. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Yengeç, Oğlak, Terazi ya da Koç burçlarının 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın size birebir etkileri daha güçlü olabilir. Yengeç dost bir burç. Bu nedenle bu dolunayın duygusal olduğu kadar sizi motive eden, size destek veren bir etkisi olduğunu da söyleyebilirim. Uranüs, burcunuzdaki Uranüs güneşle güzel bir açı yapacak. O nedenle bu dolunay size güzel, heyecanlı sürprizler getirebilir. Sizi beklentilerinize kavuşturabilir. Özellikle belki yakın çevrenizde bazı kutlamalar yapmanıza neden olabilecek keyifli gelişmeleri de işaret edebilir. Evet, Mars Terazi ikizler burcundaki gerilemesini bu ayın ilk günlerinde de devam ettiriyor. 12 Ocak'a kadar. 12 Ocak'ta Mars ikizler burcundaki retrosunu tamamlayacak. Artık ileri dönecek. 8 derece ikizler burcunda ileri harekete geçecek ve Mart sonlarına kadar da zaten ikizler burcundaki yolculuğunu sürdürecek. Uzunca bir süredir para evinizdeki Mars nedeniyle bütçenizi kontrol etmekte zorlandınız ve zorlanıyorsunuz. İstem dışı harcamalar olabiliyor. Gelirlerde kısıtlamalar yaşamış olabilirsiniz. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı bu dönemde sevgili boğalar. Özellikle Ekim sonundan itibaren para konuları sizi çok yormuş olabilir. 12 Ocak'tan itibaren nispeten buradaki Mars retrosunun bitmesi biraz daha en azından çabalarınızın, para kazanma konularındaki çabalarınızın daha olumlu geri dönüşler getirebileceğine de işaret ediyor. Mart sonuna kadar özellikle mali konulardaki enerjiniz devam edecek. Yani burada daha fazla bir mücadeleniz var. Daha fazla enerjinizi para konularına, para kazanma konularına ve genel bütçenizle ilgili konulara yönlendirebilirsiniz. Ve Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemesi bu ay devam ediyor. Ayın 17'sine kadar da Merkür Oğlak'ta geriliyor olacak. 17'sinden sonra düzelecek ama ay sonuna kadar da Merkür Oğlak burcunda. Yani 9. ev konularınızı bu ay aslında şöyle bir çeki düzen vermeniz gerekiyor. Gezegenlerin retro olması ayın ilk yarısını özellikle biraz yavaş hale getirebilir. Yani her şey yani beklediğinizden daha yavaş ilerleyebilir. Hatta kısıtlanabilir. İşte iletişim sorunları olabilir, gecikmeler olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. Lütfen bu bilinçle hareket edin ve daha sağduyulu olmaya çalışın. Biraz B planınız, C planınız olsun. Ayın 17'sinden sonra Merkür'ün düzelmesi bu alandaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi daha rahat artık ilerletmenizi sağlayacak. Medya, yayıncılık, basın gibi alanlarda, iletişimle ilgili alanlarda, bunlar sosyal medya
medya olabilir, e-ticaret olabilir, işte uluslararası yapılacak her türlü faaliyetiniz, seyahatleriniz olabilir. Bu alanlarda daha rahat ilerleyebileceğinizi, tıkanıklıkları çözebileceğinizi işaret ediyor. Hukuksal konularda sorunlarınız varsa adım atmak için Merkür'ün düzelmesini bekleyin. 17 Ocak'tan itibaren hukuksal işlerinizde de daha rahat ilerleyebilir, sonuç alabilirsiniz. Aynı şekilde eğitim ve akademik çalışmalarla da ilgili konularda 17 Ocak sonrası sizin için daha belirgin etkiler getirebilir. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçecek ve 21 Ocak'ta sizin için de çok önemli olan bir yeni ay var. 1 derece Kova burcunda doğuyor. Kariyer evinizi önemli ölçüde etkileyecek bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa, yani 0 ile 5 derece arası alabilirsiniz. Bu derecelerde ise sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha belirgin olabilir. Yeni bir hedefiniz, yeni bir düşünceniz var. Yeni bir işe başlamak ya da çalışıyorsanız mesleğinizle ilgili yeni bir adım olabilir. Biraz daha kova olduğu için teknolojiyle ilgili gelişmeler olabilir. İşinizin daha dijital alanlarına yönelme, belki biraz daha geniş kitlelere ulaşmanızı sağlayacak adımlar atma olabilir. Mesleki anlamda çalıştığınız yerde değişimler, yenilikler olabilir. Görev değişimleriniz olabilir. Veya tamamen hani kurulu düzeninizi tamamen değiştirebileceğiniz, kendinize geleceğinizde etkileyecek, toplumdaki statünüzü de bir şekilde belirgin şekilde etkileyecek bazı hedefler belirleyebilirsiniz ve bu yeni ay size yeni kapılar açabilir sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.